fiili bir durum yok. Eğer demokrasi diyorlarsa bu da bizim hakkımız yani. 28 Şubat'ın sembol isimlerinden ve en büyük mağdurlarından olan Metin Kaplan, Akit Medya Grubu'nu ziyaret etti. Tebdil etsin inşallah. Kaplan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile görüştü. Metin Kaplan, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde kendisiyle ilgili haberler yaparak zindandaki Müslümanları gündeme getiren Akit'e teşekkür etti. Elhamdülillah, Rabbimize şükürler olsun bizleri kavuşturdu. Ve Akit gazetesi, Akit TV bizimle ilgili ve bizim gibi nice mazlumlarla ilgili kardeşlerle yazdılar, çizdiler. Onlara teşekkür ediyoruz evvelen. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kaplan, tek davasının İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak olduğunu söyledi. Benim bir davam var. Davam için içeriye girdim. 12 sene elhamdülillah içeride de davamı taclandırdım. Yılmadım, yorulmadım, bıkmadım. Efendime söyleyeyim, Rabbime şükrettim. Kadere teslim oldum. Ha, bizim bir davamız var. Dava nedir? İslam'ın yeryüzüne hakim olmasıdır. Yani biraz daha açarsak Kur'an'ın anayasa, şeriatın kanun, devletin İslam olmasıdır. Bu yolda, bu uğurda çalışmalarımızı yapmışızdır. Yapmaktayız. Elhamdülillah bundan sonra da yapacağız. Derdimiz, davamız Allah'ın davasını yeryüzüne hakim kılmak. Yani hakimiyeti Allah'a vermek. Anayasa değişikliği referandumu hakkında da konuşan Kaplan, sistem değişiminin yeterli olmadığını, her yerde Kur'an'ın hakim olması gerektiğini vurguladı. Ha, referanduma gelince biz diyoruz ki her şeyin kökten halledilmesi. Yani sadece sistemlerin değişmesi değil, İslam hukukunun tahakkuk etmesi, şeriatın hakim olması, Kur'an'ın hakim olması, mekteplerde, medreselerde, mahkemelerde, çarşıda, pazarda ne varsa yeryüzünün her tarafında Kur'an'ın hakim olmasıdır. Kur'an hakim oldu mu, İslam devlet oldu mu, adeta insanlar cennetteymiş gibi yaşayacaklardır.